geçiyor aklın yolu kaldığı yerden. Kısa bir ara vermiş olalım. Burak Yıldırım devam edelim. Çünkü önemli bir gündem. İsrail'in Lübnan'a girdiği iddiaları var. Anadolu Ajansı'nın iddiaları bu şekilde. Kısıtlı bir operasyon yapacak, bizi bilgilendirdi demişti Amerika Birleşik Devletleri. Ama reklama gitmeden önce Burak Yıldırım dedi ki bu aslında küçük çaplı kısıtlı bir operasyon olacak gibi durmuyor. Ne bekliyoruz? Hemen devam edelim. Öncelikle bugün Benjamin Netanyahu'nun bir video mesajı vardı. Kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı ve bu videoda İran'daki rejimin değiştirmekle alakalı bir hedefinden doğrudan açıkça bahsetti ve bunun aslında düşündüğümüzden çok daha yakın olduğuna dair bir referans verdi ve İran halkına seslendi doğrudan. Bu mesajla birlikte aslında İsrail'in bugüne kadarki göstermiş olduğu agresif harekat tarzının çok daha ilerisine gideceğini beklememiz mümkündür. Diğer yandan zaten Nasrallah'ın suikastiyle birlikte Lübnan'da bir kara harekatının sınırlı, o da sınırlı olmayacak bir şekilde harekata geçilmesi, bir harekatın icra edilmesi çok konuşuldu, çok gündemdi. Aslında beklenen bir harekattı. Burada Mitanni Nehri'nin güneyini tamamen bir tampon bölge haline getirmekle alakalı bir iddia ortalıkta dolaşıyordu, sosyal medyada yansımıştı. Bunun Mitanni Nehri'nin güneyinde, Mitanni Nehri'ni bir sınır olarak kullanıp kullanmayacakları, orada durup durmayacakları alakalı gelişmeleri önümüzdeki 1-2 gün içerisinde gözlemleyebileceğiz, görebileceğiz. Eğer gerçekten burada bir tampon bölge oluşturmakla alakalı bir iddiaları varsa günün ilk saatlerinde çok daha en azından açık görüntülerde nasıl bir zırhlı birliğin, nasıl bir mekanize Tugay'ın kullanıldığını, hangi birliklerin katıldıklarını, ateş destek vasıtalarının yoğunluğunu gözlemleyip bu harekatın nereye kadar gidebileceğini, nelere hedeflediğini gözlemleyebiliriz, anlayabiliriz, yorumlayabiliriz. Ama bu gece aslında bu konuyla alakalı yorum yapmak çok da isabetli olmayacak bu bağlamda. Yani İsrail'in iddiası, ABD'li kaynakların, Reuters'in ve diğer uluslararası ajansların bahsettikleri gibi kısıtlı ve sınırlı bir tampon bölge üretmeye yönelik bir askeri harekatsa, evet, bunu günün ilk saatlerinde görebilmiş olacağız ve bunun sınırı bir nehirle bağlanmış olacak, bütünleştirilmiş olacak. Ama bunun ötesine gitmekle alakalı Hizbullah'ın tamamını, Lübnan'ın tamamından eradike etmekle alakalı bir hedef varsa çok daha yoğun bir askeri harekatın gerçekleştireceğini gözlemleyebiliriz. Diğer yandan bazı görüntülerde, Telegram'daki bazı görüntülerde İsrail elindeki hava taarruz araçlarının da, yani sadece uçakların değil, taarruz helikopterlerinin de bir ateş destek vasıtası olarak kullanıldığını görüyoruz. Böyle bir harekat tarzında genelde çok daha derinlikli, çok daha geniş, yani çok kısıtlı olmayan bir askeri harekatta kullanılır bu tür platformlar ve bu bizi aslında biraz daha ileriye, derinlere varmayı amaçlayan, çok daha fazla askerlikteki hedefi elimine etmek isteyen bir harekat tarzının gerçekleştireceğini söylüyor. Çünkü Hizbullah'ın elinde çok sayıda hem antitank hem de havadan, düzeltiyorum, karadan havaya, hava araçlarına karşı, bu tür helikopterlere karşı kullanabilecek mühimmatlar ve silah sistemleri var. İsrail'in bu tür sistemlerini tehlikeye, riske atacak şekilde gece harekata sürmüş olması da bize bir şey anlatıyor bu anlamda. Peki. Ceren Kumbasar May, devam edelim. Şimdi Lübnan'da bir hareketlilik belli ki var. Bir teyitli bilgi olmamasına rağmen Anadolu Ajansı'nın açıklamaları en azından bu şekilde. Lübnan'a doğru bir askeri hareketlilik söz konusu. Sonuçları ne olacak? Bunu da konuşmakta fayda var. Tabii bir yandan da aslında biz dış politikanın iç politikaya her zaman iç politika malzemesi olarak kullanıldığını biliyoruz. Buna alet edildiğini biliyoruz. Bu noktadaki söylemlere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta ineriyor uzmanlar ama gelinen noktada genel değerlendirmelere baktığımızda da bunun üzerinden en azından iktidar biraz daha hamle yapacak gibi. Çok doğru, çok haklısınız Serap Hanım. Şimdi burada bakmamız gereken en temel şeylerden biri şu, seçmen davranışını etkileyen iki önemli faktör var. Biz seçimlerden beri aslında bunu konuşuyoruz. Bunun en önemlisi, en büyüğü korku. Yani bir güvenlik tehdidi olduğu zaman seçmen davranışı neredeyse tamamen değişmeye müsait hale geliyor. Korkuyu tetikleyen en önemli şey de bir güvenlik tehdidi. Özellikle bizim coğrafyamızda biz hani benim jenerasyonum da çocukluk yıllarımızdan itibaren işte Kurtuluş Savaşı hikayeleriyle büyüyoruz. Dış tehdit diye bir jargon var hepimizin neredeyse günlük hayatında. Dolayısıyla da bu tür bir güvenlik tehdidi yani yanı başımızdaki ülkelerin savaş halinde olmasının ta 7 Ekim'den beri
baktığımız zaman biliyoruz ki bir domine etkisi yaratabilecek bir kaostan bahsediyoruz aslında. Ve 7 Ekim'den beri neredeyse bütün söylemler İsrail'in bundan sonra ne yapacağı, neyi ne kadar yapabileceği, bu gövde gösterisini nereye vardırabileceği çerçevesinde çiziliyor. Bir yandan da baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da yaptığı konuşma, bugün sizin belirttiğiniz gibi kameralara geçtiği zaman yaptığı konuşma hep...